Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında heyecan dorukta. Galatasaray, yarın saat 19'da deplasmanda Antalya Spor ile mücadele edecek. Sarı Kırmızılı ekip, bu zorlu maç için kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda bazı önemli isimlerin yer aldığı görülüyor. Galatasaray'ın Antalya Spor maçı kadrosunda yer alan futbolcular şunlar, Fernando Muslera, Angelino, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelson, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Yankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Endombele, Saça Boy ve Cedric Bakambu. Ancak Galatasaray'ın dikkat çeken isimlerinden biri olan Hakim Ziyech, maç kadrosunda yer almadı. Ziyech'in sakatlık nedeniyle kadroda yer almadığı belirtildi. Ziyech'in yokluğunda takımın hücum hattındaki yük Mauro Icardi, Dries Mertens ve Wilfried Zaha gibi önemli isimlere düşecek. Galatasaray, Antalya Spor deplasmanında iyi bir performans sergilemek ve 3 puanı hanesine yazdırmak için sahada mücadele edecek. Antalya Spor ise kendi sahasında taraftarının önünde Galatasaray'a karşı avantajlı bir oyun sergilemeye çalışacak. Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, futbol severlere büyük bir heyecan yaşatacak. Galatasaray'ın Antalya Spor maçı kadrosu, taraftarları üzerinde başarılı bir etki yaratmak için hazır durumda. Bu zorlu mücadelede hangi takımın gülen taraf olacağını ise yarınki maç gösterecek. Futbol severler gözlerini bu heyecan dolu maça çevirirken, Galatasaray'ın kadrosunda yer alan oyuncuların performansı merakla bekleniyor. Galatasaray ile Antalya Spor, Süper Lig'de yarın 55. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 54 maçta Galatasaray 33 galibiyet alırken, Antalya Spor ise 7 galibiyet elde etti. 14 maç ise berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 104 gole karşılık, Antalya Spor 48 golle cevap verdi. Galatasaray son 14 maçta mağlubiyet yüzü görmedi ve Antalya Spor karşısında son 14 müsabakada da mağlubiyet yaşamadı. Antalya Spor, son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'a 4-2 mağlup olmuştu. Sonraki maçlarda ise Antalya Spor Galatasaray'a galibiyet elde edemedi. Galatasaray bu süreçte 10 galibiyet ve 4 beraberlik alırken 30 gol kaydetti. Antalya Spor ise 8 golle galibiyete hasret kaldı. Antalya'daki maçlara baktığımızda ise Galatasaray ile Antalya Spor, lig tarihinde Antalya'da toplam 27 kez karşılaştı. Bu maçlardan Galatasaray 16 galibiyetle ayrıldı, Antalya Spor ise 3 kez galip geldi. 8 maç ise berabere sonuçlandı. Galatasaray deplasmanda Antalya Spor ağlarını 48 kez havalandırırken, kalesinde ise 24 gol gördü. Galatasaray ile Antalya Spor arasındaki maç, Corendon Airlines Park Antalya Stadında oynanacak. Maç saat 19.00'da başlayacak ve Zorbay Küçük tarafından yönetilecek. Mücadele Bin Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mauro Icardi, Galatasaray'ın Manchester United'ı mağlup ettiği maçta galibiyeti getirmişti. Bu maçta da Icardi'nin takımına gol katkısı yapması bekleniyor. Trendyol Süper Lig'in bu mücadelesi heyecan dolu anlara sahne olacak. İki takım da galibiyete ulaşmak için sahada mücadele edecek ve taraftarlarına keyifli bir maç izletmeye çalışacak. Bu maç, lig tablosunda da önemli bir konumda olan Galatasaray ve Antalya Spor için büyük önem taşıyor. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak ve mücadelelerini sürdürecek. Futbol severler bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Galatasaray'ın defans oyuncusu Davinson Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında büyük bir performans sergileyerek haftanın 11'ine seçildi. Kolombiyalı stoper, takımının deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'ı 3-2 mağlup ettiği maçta etkili bir rol oynadı. Sanchez, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi'nin attığı gollerde asist yaparak önemli katkılar sağladı. UEFA tarafından yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasının ardından haftanın en iyi 11'i de belirlendi kalede Barcelona'nın file bekçisi Mark Under Ter Stijen yer aldı. Savunmadaki isimler ise Milan'dan David Kelebra'ya, Newcastle United'dan Fabian Schir ve Galatasaray'dan Davinson Sanchez oldu. Orta sahada Osman Bukhari, Kızıl Yıldız, Miguel Almayrın, Newcastle United, Jude Bellingham, Real Madrid ve Bray Mendes, Real Sociedad görev yaptı. Hücum hattında ise Braga'dan Buruma, Manchester United'dan Rasmus Hojlund ve Shakhtar Donetsk'ten Danilo Sikan kendilerine yer buldu. Sanchez'in bu başarısı, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına da olumlu bir şekilde yansıyor. İlk haftada Brezilyalı futbolcu Tete'nin haftanın 11 ine seçilmesiyle birlikte, Galatasaraylı oyuncular turnuvada adından söz ettirmeye devam ediyor. Davinson Sanchez, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla sadece takımına değil, aynı zamanda Kolezyum Fantezi futbol oyununda da dikkatleri üzerine çekti. Fantezi futbol severler tarafından oluşturulan haftanın 11'i içerisinde yer alarak başarısını taçlandırdı. Takım kaptanı olarak attığı asistlerle liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğu ise oldukça heyecanlı bir şekilde devam ediyor. İkinci haftada elde edilen galibiyet, takımın grupta önemli bir avantaj elde etmesini sağladı. Tüm bu başarılar, Galatasaray taraftarları ve futbol severler için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Galatasaray'ın bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı merakla beklenirken, Davinson Sanchez ve diğer oyuncuların form grafiğinin ne kadar yüksek seviyede olacağı da büyük bir merak konusu. Taraftarlar, takımlarının gelecek maçlarda da aynı performansı sürdürerek başarılarını taçlandıracağına inanıyor. Şampiyonlar Ligi, futbol severler için her zaman büyük bir heyecan kaynağı olmuştur. Bu prestijli turnuva Avrupa'nın en iyi kulüplerinin mücadelesine sahne olurken haftanın en iyileri seçilen oyuncular da büyük bir takdir kazanıyor. Galatasaraylı Davinson Sanchez'in bu seçimde yer alması Türk futbolunun uluslararası alanda kendini göstermesi adına da bir fırsat sunuyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveni hem takımın hem de oyuncuların performansıyla büyük bir heyecanla devam ediyor. Davinson Sanchez'in bu başarısı takımına moral verirken, gelecek maçlarda da etkili bir oyuncu olarak sahada olması bekleniyor. Galatasaraylı futbol severler, Davinson Sanchez ve diğer oyuncularının performanslarına devam etmesiyle birlikte umutlarını yüksek tutuyor. Şampiyonlar Ligi yolculuğunda Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Antalya Spor'a konuk olacak takımın maç için hareket etmesi öncesi, Galatasaray Kulübü ikinci başkanı Metin Öztürk bir basın toplantısı düzenledi. Öztürk, takımda başarılı bir uyum ve morallerin iyi olduğunu vurgulayarak, önceki hafta Manchester United'ı mağlup ettikten sonra takımın motivasyonunun üst seviyede olduğunu belirtti. Öztürk, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak şunları söyledi: "Her maç zordur. İstanbul Spor maçı da kolay geçmedi. Oldukça kötü bir sahada oynadık." federasyon maçtan sonra Çin bakımını üstlenen firmayı değiştirdi. Ancak, bu değişiklik puan kaybettikten sonra yapılabilirdi. Bu nedenle, tahmin edilenden daha zorlu bir maç oldu. Ancak, Manchester maçına takım dinlenmeden çıktı ve Okan Hoca ile iyi bir hazırlık yaparak rahat bir galibiyet elde etti. Şimdi ise Antalya'ya gidiyoruz. Antalya Spor çok diri ve iyi bir takım. Ardından milli takım arası var ve Beşiktaş ile zorlu bir maçımız olacak. Her maç zor ve her maçta 3 puan için mücadele ediyoruz. İstediğimiz sonuçları almayı umuyoruz. İyi futbolu konuştuğumuz, hakem tartışmalarının olmadığı, Galatasaray'ın kazandığı ve şampiyonluk yoluna devam ettiği bir maç olsun. Rakiplerimizden bir adım öndeyiz. Metin Öztürk, her maçın zor olduğunu ve ligde 20 takımın en üst sıraları hedeflediğini belirterek, Antalya Spor'un Nuri Şahin Hoca yönetiminde iyi işler yaptığını ifade etti. Ancak Galatasaray'ın daha iyi performans sergileyip galibiyetle ayrılmasını umduklarını söyledi. Öztürk, takımın moralli olduğunu ve tatlı bir yorgunluğun olduğunu da ekledi. Okan Hoca geçen sene başarılı bir performans sergilemiş ve bu sezonda aynı başarıyı sürdürüyor. Kulübün finansal ve tesisleşme konularında önemli adımlar attığını da vurgulayan Öztürk, takımın taraftarla birlikte el birliğiyle her şeyi yapmaya çalıştığını belirtti. Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda rakiplerine göre bir adım önde olduğuna inanıyoruz dedi. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Bir basın mensubunun Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını sorması üzerine Öztürk, kurallar çekildiğinde başkanın ve kendisinin memnuniyetlerini gösteren bir poz verdiğini ve istedikleri rakipleri çektiklerini belirtti. Şampiyonlar Ligi'nde oynarken rakibi seçme şanslarının olmadığını vurgulayarak şanslarının yüksek olduğunu ifade etti. Öztürk, Galatasaray'ın özgüvenli ve kazanma arzusuyla her maça çıktığını ve her takımı yenmek için mücadele ettiklerini söyledi. Galatasaray'ın her alanda daha yakın olduğuna inandığını da ekledi. Galatasaray'ın Antalya spor maçı öncesi moralli ve motivasyonlu olduğunu vurgulayan Metin Öztürk, takımın hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini ve şampiyonluk yolunda mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti. Galatasaraylı futbol severlerin umutlu olması gerektiğini ve takıma tam destek vermelerini istedi. Galatasaray, geçtiğimiz hafta oynadığı Manchester United maçının ardından havalimanında maruz kaldığı kötü davranışları açıkladı. Bu açıklamaya Manchester Havalimanı sözcüsünden cevap geldi. Sözcü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir personelimize yönelik taciz ya da saldırgan davranışlara müsamaha göstermiyoruz. Salı gecesi Türkiye'ye seyahat eden yolcuların çoğunluğu kusursuz bir şekilde davranırken az sayıdaki yolcu personele karşı küfürlü ve saldırgan bir tutum sergilemiştir." Bazı yolcular da uygun olmayan el bagajlarıyla gelmiş ve bu nedenle bu çantalar elle aramaya tabi tutulmuş. Bu da yolcuların daha fazla saldırgan tavır göstermesine yol açmıştır. Bu olaylar üzerine olay yerine polis çağrılmıştır. Durum tutuklamalara gerek kalmadan çözülmüş ve olaylara karışan herkes yolculuğuna devam etmiştir. Galatasaray ise resmi sitesinden yayınladığı bir açıklama ile yaşanan olaylara dikkat çekti. Kulüp, İngiltere yetkililerinin davranışlarının saygısızlık sınırlarını aştığını belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Dün akşam Manchester United ile oynadığımız ve kazandığımız maç sonrası Galatasaray kafilesini taşıyan uçağın dönüşü sırasında İngiliz resmi mercilerinin davranışları üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur." Takımımız oyuncuları, teknik heyeti ve çalışanlarına İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu'nun vize sürecinde çıkardığı zorluklarla başlayan bu saygısızca davranışlar, takımımızın İngiltere'ye girişi sırasında da devam etmiş, dün gece itibarıyla ahlak dışı ve evrensel insan hakları değerlerine aykırı bir muamele haline dönüşmüştür. Dün gece geç saatlerde olan takım uçağımızın kalkışı anlamsız derecede detaylı bagaj kontrolleriyle gereksiz yere uzatılmış, bir işkence haline getirilmek istenmiştir. Bu süreçte resmi yetkililerin davranışları, yapılan saygısızlık ve had bilmezlikler ülkemize karşı alınmış bir tavrın göstergesidir. Şu bilinmelidir ki kimse Türkiye'nin gururu Galatasaray Spor Kulübü'nün oyuncularına, teknik heyetine ve yöneticilerine bu şekilde davranamaz. Bu edep yoksunu davranışların sahipleriyle sonuna kadar mücadele edeceğimizi tüm kamuoyuyla paylaşırız. Tüm bu yaşananlardan bağımsız olarak kulübümüzü maç öncesi ve sonrasında nazik bir şekilde ağırlayan Manchester United temsilcilerine teşekkür ederiz. Galatasaray'ın yaşadığı bu olumsuz olaylar, Türk futbol kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. Birçok taraftar ve spor sever, Galatasaray'ın haklarının sonuna kadar korunması gerektiğini vurguladı. Yaşanan olaylar, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerde de bir gerilim yaratmış olabilir. Futbol karşılaşmalarının sonrasında takımların deplasmandan dönüş yolculukları genellikle sakin ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşir. Ancak bu sefer Galatasaray'ın deneyimi farklı oldu ve havalimanında maruz kaldıkları muamele futbol dünyasında tartışma konusu haline geldi. Taraftarlar ve futbol otoriteleri kulüplerin ve oyuncuların her zaman saygı ve nezaketle karşılanması gerektiğini vurguladı. Galatasaray bu tür olumsuz olaylarla başa çıkmak için gereken adımları atacağını belirtti. Kulüp oyuncularının, teknik ekibinin ve yöneticilerinin haklarını sonuna kadar savunacaklarını ve bu tür davranışlarda bulunan kişilerle mücadele edeceklerini açıkladı. Sonuç olarak futbolun uluslararası bir spor olduğu düşünüldüğünde, takımların ve oyuncuların her coğrafyada saygıyla karşılanması önemlidir. Galatasaray'ın yaşadığı bu olumsuz tecrübe, futbolun özünde yer alan fair play ruhuna aykırıdır. Umarız ki bu tür olayların yaşanmasının önüne geçilir ve futbolun dünya çapında birleştirici gücü ön plana çıkar. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, son günlerde Ümraniye Spor'un tesislerini ziyaret ederek Kulüp Başkanı Ömür Aydın ile bir araya geldi. Bu ziyaret kapsamında iki kulüp arasında olası işbirliklerinin de ele alındığı belirtildi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve eski yöneticilerden Ural Aküzüm de görüşmelere katıldı. Bu ziyaret, futbol camiasında oldukça önemli bir adımdır. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbey'in, Ümraniye Spor'un tesislerini ziyaret etmesi, kulüpler arasında sağlam ilişkilerin kurulması ve işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik bir adımdır. Özellikle, Ümraniye Spor'un yeni başkanı Ömür Aydın ile yapılan bu buluşmada, iki kulüp arasında potansiyel bir işbirliği konuşuldu. Bu tür işbirlikleri kulüpler arasında futbolcu transferleri, genç oyuncu gelişimi veya tesis paylaşımı gibi farklı alanlarda gerçekleşebilir. Birçok kulüp bu tür işbirlikleri sayesinde kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanarak başarıya ulaşmayı hedeflemektedir. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbey'in bu ziyareti sadece işbirliği potansiyeli için değil, aynı zamanda iki kulüp arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleşti. Futbol camiasında kulüpler arasındaki ilişkilerin sağlam olması, dostlukların ve profesyonel işbirliklerinin geliştirilmesini sağlar. Görüşmeye katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve eski yöneticilerden Ural Aküzüm bu buluşmaya katılarak desteklerini göstermişlerdir. Belediye başkanının ve eski yöneticilerin bu tür etkinliklere katılması, kulübe olan desteği ve öneminin altını çizmektedir. Bu tür görüşmeler futbol camiasının yanı sıra yerel yönetimlerin de kulüplere olan desteklerini ortaya koyar. Bu ziyaretin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbey'in bu işbirliği potansiyelini nasıl değerlendireceği merak konusu. Elbette taraftarlar kulüplerinin başkanının bu adımı ile ilgili heyecan duymaktadır. İlerleyen süreçte iki kulüp arasındaki işbirliğinin şekillenmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesiyle ilgili detaylar umutla beklenmektedir. Kısacası, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbey'in Ümraniye Spor Tesislerini ziyareti, kulüpler arasında olası işbirliklerinin ele alındığı önemli bir adımdır. Bu ziyaret, iki kulüp arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini ve potansiyel ortak projelerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Futbol camiası, bu işbirliğinin nasıl şekilleneceğini heyecanla beklemektedir. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde